Simülasyon herkese merhaba. Bu videoda Train Valley 2 oyunu inceleyeceğiz. Hafta içi erken erişim açıldı. Daha önce 2015 yılında ilk oyunu çıkmıştı. Hatta işte onu bana birisi hediye etmişti. Öyle ki zaten bir video çekmiştik. Kanalda var şu an. Bu oyunu Ruslar geliştiriyor, 3 kişi geliştiriyor. Flazam tarafından da yayınlanıyor. Fiyatı Steam'de 18,5 lira. Zaten çok basit küçük bir oyun. İlk oyuna göre tek farkı, yani birkaç tane farkı var. Grafikleri biraz değiştirip low poly yapmışlar. Düşük poligonlu bir grafik sistemini kullanıyorlar. Bir de biraz daha böyle puzzle tarzına dönüştürmüşler. Yani ilk oyunda aslında öyleydi ama biraz daha gerçeklikler falan var. Tarihi şeyler vardı ilk oyunda. Bu biraz bilmiyorum hani hoş olmuş. Oynuyorsunuz. Güzel yerler, güzel mekanlar falan var ama hemen pat pat bitiyor. Zaten şu an erken erişimde 20 tane bölüm var. Böyle piramitlerin olduğu, zeplin olduğu, tünelin olduğu, çiftliğin, bahçenin olduğu, koyun olduğu, kanyonda oynuyorsunuz. Ormanlık alanda oynuyorsunuz. Ondan sonra Venedik, Eyfel Kulesi gibi yerler var. Hani böyle bir sürü farklı mekan var. Tam sürü 50 tane olacakmış bunlardan. Şu an mesela 18 farklı lokomotif varken kilidini açabiliyorsunuz onun. Şu an ama 4 tane nesil var. 4 jenerasyon lokomotifli var. Daha sonra tam sürü 6 tane olacakmış. Bununla birlikte şu an 25 tane, yani 21 tane diyelim, 21 tane farklı ürün var haritalarda. İşte lastik, tuğla, kum, böyle bir sürü farklı ürünleri şeyler arasında, yani yerleşim alanları arasında taşıyorsunuz, yolcular taşıyorsunuz vesaire. Tam sürümde 35 tane farklı ürün olacakmış. Bir de Steam Atölye desteği olacak, editör eklenecek. Yani modlama desteği sayesinde kendi bölümlerinizi oluşturabileceksiniz. Böyle bir olay olacak. Ben bunları bitirdim. Böyle biraz daha zorlaşıyor, biraz da zaman alıyor diyeceğim de yani şu an için pek bir zaman almıyor aslında. Hemen çözüyorsunuz mantığını. Şöyle başlayalım. Geldik. Şimdi mesela burada kereste üretilecek. Buraya insan ve tomruk götürülmesi gerekiyor. Tomruklar nerede? Burada. Yani böyle karşılıklı şey yapacağız. Demir yollarını inşa edeceğiz. Lokomotiflerimiz burada, para miktarımız burada, zamanı hızlandırabiliyoruz. Yani tam yıldızı almak için süreye uygun oynamanız gerekiyor. Yani orada belirtilen şeylere uymanız gerekiyor. Ama pek de önemli değil şu an için onlar. Yani onları önemsemeye gerek yok pek. Öncelikle burada yolcular birikiyor, insanlar birikiyor. Mesela buğdayları da inek çiftliğine götüreceğiz. İnekleri de iki kasabaya da götürmemiz gerekiyor. Çünkü köprüler de var. Köprü de inşa edebiliyorsunuz. Köprünün farklı fiyatı var. Şey, nereye inşa edeceğinize bağlı. Mesela köprüyü buraya inşa edebiliriz. 23.000. Böyle bir yol inşa ettik. Bir de buradan şöyle bir yol inşa edeceğiz. Tamam. Bir de bu şeyi bağlayalım şöyle. Oraya değil. Editörde biraz böyle kareler arasında biraz zorlanıyorsunuz ama engebeli arazi olduğunda, dağlık arazi olduğunda daha da zorluyor sizi. Hani ufak göller, boşluk alanlar olduğunda daha da zorluyor. O da hoş olmuş. Şimdi buradan önce ya son parayla da buraya bir şey yapalım. Yani şöyle. Çünkü buraya önce bir şey getirmemiz lazım. İnsan götürmemiz lazım. Böyle hızlandıralım biraz. Bu insanlar burada üretecekler tomrukları. Tomrukları daha sonra şekilde kereste fabrikasına, keresteleri de diğer yerleşim alanına götürmek zorundayız ama para kazanmamız gerekiyor. Bir daha böyle getirelim. Doğru düzgün bir adım atmak lazım çünkü parasız kalabilirsiniz. Hesapsız harcarsanız. Stokla ve her insanda mesela 6 kişi bulunabiliyor. Tomruktan 6 kişi bulunabiliyor. İşte kereste de 6 kişi durabiliyor orada. Stok sınırı öyle kapasitesi. Ya oyun basit yani böyle çok acayip bir oyun değil. Çok da değişik bir şey yok. Yeni bir iyileştirmeler, gelişme yaparak, grafikleri değiştirerek yeniden çıkarmışlar diyebiliriz. Yani daha ayrıntılı, daha zor bir şey olabilirmiş. Ben ilk oyunu oynadıktan sonra buna bayağı takip ettim zaten. Alfa testi oldu bundan çıkıştan önce. Ona girmiştim, bakmıştım. Hani gördüğüm kadarıyla zaten aynıydı. Şimdi de çıktı zaten. 18,5 lira. Zaten bu kadar yani fiyatı. Şimdi bir de buraya insan getirelim.
bir daha götürelim. Tamam. Şimdi çarpışabiliyorlar trenler, düzgün yapmazsanız demir yollarını karşılıklı bir yerde olursa çarpışıyorlar, asıyorlar, sonra onarmanız gerekiyor. Mesela 20 bin ya da 10 bin karşılığında bu lokomotifleri başka bir modele yükseltebiliyorum. Şimdi burada bir iş yapalım. Mesela burayı şöyle bağlayalım 5000 dolar karşılığında. Ondan sonra şuraya bir köprü inşa edeceğiz. 22 bin diyor. Aynen. Ettik. Şöyle bağlayacağız. Önce böyle bir şey çekeceğiz. Ondan sonra bir de para kalırsa kalmayacağı için şu an duralım. Şimdi önce buradan gönderelim. Bu da buğdayları üresinler. Yani bir stok yapalım orada. Para kazanalım bu arada. $8000 dolar karşılığında buraya yapalım. Buradan şimdi inekler için buğday getirdik bir daha. Yakından bakmak isterseniz şu şekilde bir ayrıntısı var. Yani çok 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 böyle küçük bir grafiğe gerek var mı? Olabilir yani. Railway Empire gibi bir güzel bir oyun çıkmıştı biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda onu oynadık. Bayağı iyiydi. Güncelleme de geldi mesela geçen. Ona bütün Amerika'da oynayabiliyorsunuz artık. Tek bir profilde. Hani doğudan batıya, batıdan doğuya, kuzeyden güneye falan genişleyebiliyorsunuz kafanıza göre. Oradaki tek sıkıntı şeydi yani genişledikçe büyüdükçe rakiplerinizin iş salmasıydı. O biraz sıkıntı yaratıyordu. Şimdi bir de burada ufak bir şey atalım düz. Buradan insan götüreceğiz ya sonuçta. Şimdi inekleri götürelim. Buraya da götürülmesi gerekiyor ineklerin. Şöyle. Ne yapacağız? Şuradan değil de şöyle. Şöyle girip şöyle bağlayacağız yolu. Garip oldu ama öyle. Burada şimdi önce bir çekelim. Bir de buraya buğday gitmesi lazım. Şuradan önce orada buğdayın üretilmesi gerekiyor. Bu inek talebini bir kaldıralım buradan. Ondan sonra kereste olayını bitiririz. Şöyle döndürelim tekrar. Tamam, burası şimdi işimiz kalmadı. Böyle önce yaptık burayı. Ondan sonra ya mesela ya böyle de gidebiliriz direkt. Şimdi ne olacak? Şöyle ayarladık. Hop, yanlış yere gitti. Yanlış yere gitti yine. Hızlı oynadığımız için öyle oluyor. Bunları ayarlayalım. Bunu da ayarlayalım. Bitti, bu kadar. İkiden fazla köprü olduğu için başarımı kazandık ama bu harcama olayını en az 125 bin harcamamız gerekiyordu. Yani devam etmemiz gerekiyordu bir şekilde, bir şey yapmamız gerekiyordu ama bitiyor sonuçta, hemen devam etmiyorsun. Yani bir kariyeri başlayıp böyle devam edemiyorsunuz. Yani öyle bir mod gelebilir belki. Yani şöyle çok yavan oluyor. Yani haritalar güzel aslında. Haritalar daha da büyük olabilir. Mesela orada oynayabilirsiniz, devam edebilirsiniz de otomatik sistem vardı bir önceki oyunda. Hatırladığım kadarıyla. Ama şimdi bu da siz uğraşmanız gerekiyor. O da herhalde kısa olduğundandır. Piramit var.
Piramitte cam, tuğla kum ocağı da olacak. Su şeyi de olacak. Tuğla, lastik şeyi de. Yani Mısır'dayız yani doğal olarak. Böyle farklı ortamların olması gayet hoş. Hoşuma gitti benim yani. Venedik'te Eyfel Kulesi'nin olduğu yerde oynamak güzel oluyor. 4 tane lokomotifimiz var. Aynı anda kullanmaya çalışmamız için hani bayağı bir uğraşmamız gerekiyor. Buradan kum ocağına taşıyalım şimdi. Tuğlaları daha sonra karşıya taşıyacağız. Buraya taşıyacağız. Kolay gider yani. Bir daha taşıyalım. Oraya stok yapalım. Şimdi buraya taşıyalım. Tamam. O zaman buradaki şeyi bitirelim önce. Tuğla talebini yok edelim. Şimdi cam fabrikası için 25 bin harcamamız gerekiyor. Lastik fabrikasında da suyu buradan yani şöyle gidip şöyle yok biraz böyle gidip ne yapacağız biliyor musunuz? Ya şurayı açalım zaten. Tamam. Ya kumu oraya mesela taşımamız gerekiyor zaten yine. Kumu taşımak için böyle yapacağız. Buradan kum ocağına işçi gönderelim. Tamam, buradan da cam fabrikasına gönderelim. Buraya hem insan hem şeyin gitmesi lazım da o yüzden. Böyle 14.000 harcadık valla. Şuradan şimdi şeyleri gönderelim. Evet, lastikler oldu. Lastikleri buraya götürecektik. Onu şöyle halledeceğiz. Yani şöyle. Bir de yani böyle olmadı. Şöyle yapmamız lazım da o yüzden. Ya bunu bağlayarak lastik fabrikası yok öyle değil. Yukarıdan alıp bağlayacağız. Lastikleri bir de şurada aşağıya bağlamamız gerekiyor. Şöyle. Buradan lastikler yola çıkabilir. Aynı şekilde buradan İnsan taşıyabiliriz. Bir daha. Lastik olabilir. Camlar zaten buraya gidecek. Onu da zaten buradan tekrar çekeriz. Şimdi önce
Buraya şunu şöyle döndürüp adam taşıyalım 6 tane. Üretiliyor, harika. Burada orada ne varsa pazar yeri falan içinden geçtik. Ama şöyle mesela bunu da açabiliriz, tamam. Camlar bu şekilde gitmeye hazır mı? Hazır. Bir tane daha. Of, bayağı bir korktum ya. Tabii burayı ayarlamadık. O yüzden sıkıntı oldu. Ağır bir ürküttü ha. Yalnız şimdi bir daha mı buraya adam gönderelim? Kum lazım oraya, insan lazım. Evet, bitti bu da. İki tane treni patlatınca bir başarı kazandık. Tramvali 2 böyle bir oyun. Ya bu nedense geliştirici sürümü, anlayamadım niye böyle bir sürüm verdiler. Sadece bende mi böyle beta diye. Neyse. Oyun böyle, Steam'den alabilirsiniz beğendiyseniz. Gelişmeler zaten olacaktır. Güncellemeler gelecektir. Ama daha büyük bir şey bekleye olabilirdi yani. Öyle büyük bir şey bekliyordum da yani, bu şekilde belki daha bölümlerin uzun sürmesi olabilir. Mümkün olabilir. Hani çünkü çok kısa sürüyor. Biraz daha genişlemek daha mantıklı olur. Hemen mevzu çözüp oynuyorsun sonuçta. Ha, puzzle olayı, evet, bulmaca falan bir şeyler yapıyorsunuz. Orada bir şey çözüyorsunuz ve oynuyorsunuz. Biraz keyiflendiriyor. Hızlı hızlı pat 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 50 bölüm mesela çıktığında tam sürümde oynanır mı? Oynanır. Böyle oyunlar güzel oluyor. Ya yani trenlerin bu şekilde kullanılması çok farklı, biliyorsunuz, gördünüz. Hani bir sürü oyun geliyor trenlerle alakalı. Ya bir sürü senaryo yapılabiliyor ama neden sen hani diğer oyunlarda olmuyor yani bu kadar iyi. Ya yani tren olsun, otobüs olsun güzel olabilir aslında ama neden, mesela bunun otobüs halini düşünün. Yolları yapıyorsunuz. Ufak ufak. Ama nedense kimse yapmıyor. Ya da tır halini düşün, kamyon halini düşün. Böyle çok tatlı grafikler, çok şirin bir ortam azalabilirmiş ama yapmıyorlar nedense. Belki siz yaparsınız, bilemem. Görüşmek üzere diyelim bir sonraki videoda. Hoşça kalın.